bir sur üfürülecek, kıyamet kopacak. Sonra efendim tekrar ikinci bir sur üfürülecek ve insanlar kabirlerinden kalkacak, dirilecekler ve mahşer yerine doğru gitmeye başlayacaklar. Ve Mevla herkesi ne yapacak? Haşredecek. Artık nerede öldüyse, nerede gömüldüyse, efendim veya nerede, hangi denizde, hangi yarda, hangi uçurumda, nerede kaldıysa, şürüdüyse, koktuysa, parçalandıysa, neyse Mevla Teala ne yapacak? Hepsini toplayacak mahşer yerine çıkaracak. Mevlana buyurdu Estağfirullah. Kema ne? evvel halqin nu'iduh buyurdu. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu iade ederiz buyurdu. Ve insanlar tabii kabirlerinden kalkacaklar, mahşer yerine doğru gidecekler. Ha, kabirinden kalkacak da yani üstünü başını nerede giyinecek? insanlar annelerinden doğduğu halde o günkü gibi yalın ayak, başı kabak, efendim, o şekilde çıplak vaziyetten ne yapacaklar? Mahşer yerine doğru gidecekler. Nitekim Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte bu beyan edilmektedir. Semiyatü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, Yakul şöyle buyuruyor. Yuhşerun nâsü yevmel kıyameti hufaten, uraten, gurlen buyuruyor. İnsanlar çırılçıplak, yalın ayak, sünnetsiz bir halde haşrolunurlar. Kultu ya Resulallah ben sordum dedim ki ya Resulallah en nisa ve ricalu cemian yanzur ba'du ila ba'din yani o gün hani insanlar çıplak olacak ya kıyafetler olmayacak yani insanlardan bazı bazılarına bakmazlar mı diye sorunca kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya Ayşe el emru eşeddu min en ba'du ila ba'din ya Ayşe iş bazısının bazısına bakmasından daha şiddetlidir buyurdu. Evet burası mahşer arazisi. Burada insanların gelmiş geçmiş ne kadar insanlar varsa ve gelecek toplanmış olacaklar. Yani orası piknik alanı değil ki rahat rahat etrafı seyredesin, bakasın, gezesin, tozasın. He? Orası efendim, mahşer alanı. Yani bin bir ayak üzerine Derler ya bin bir ayak üzerine ne demek? Yani bir ayak basacak yer düşün, bin tane ayak oraya basmaya çalışıyor. Eğilemiyorsun, kalkamıyorsun, dönemiyorsun, kafanı çeviremiyorsun. Boyunlar kırılıyor, kollar kopuyor. He? Şöyle bir efendim, bekleme salonu falan olsa da, şöyle kenarda bir ağacın dibinde otursam böyle bir şey yok. İnsanlar oklar sadağına sıkı sıkıya nasıl yerleştirilir? Böyle efendim iç içe. Dolayısıyla o günün sıkıntısından sıcağından herkes terkan içerisinde kalmış. Herkesin günahına göre tere batmışlar. Terkan içerisinde kalmışlar. Dolayısıyla böyle bir durumda, böyle bir hesap gününde ya yani neyi bekliyorlar? Bir de hesabı bekliyorlar. Ahkemül hakimin olan Hazreti Allah'ın huzurunda he dünyada yapmış olduğu her şeyin hesabını verecek. Fe men ya'mel mithqale zerratin hayra yara ve men ya'mel mithqale zerratin şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsa görecek, Zerre kadar şer de yapsa görecek orada. Evet şerri çok olanlar, hayrından fazla olanlar, isyanları, günahları çok olanlar, Allah muhafaza bunun hesabının da yani sorulduğu zaman ne cevap verecek bunun endişesi de var. Yani öyle bir hal ki yanındaki erkek midir, kadın mıdır bunun farkına bile Demek insanlar varamayacak. Bakın bir ayet-i kerimede Mevlâ Teâlâ buyuruyor, Likullimri'im minhum yevme idin şe'nü buyuruyor. O gün herkesin kendine yetip artacak neyi vardır? Bir meşguliyeti vardır, bir derdi vardır. Evet, herkesin bir derdi var, herkesin sıkıntısı var. Yani bu, efendim filan okula girme imtihanına benzemiyor ki. Kazanırsam şöyle olacak, böyle olacak, kazanamazsam buna benzemiyor ki. Bu imtihanı kazanamayan, cennete giremiyor. Bu imtihanı kazanamayan ilâ cehenneme zümera cehenneme gidiyor. Dolayısıyla öyle bir cehennem, yediğin ateş, içtiğin ateş, yatağın ateş, yorganın ateş. E dolayısıyla böyle bir hengamede insanlar tabii ki yanında erkek mi var, kadın mı var? Hatta kendi belki cinsiyetini unutacak. Onun için kimse kimseye bakmaz. Herkesin bir derdi var, sıkıntısı var. Ama tabii evvelki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi ha yedi grup insanda da vardı ki ne olacaktı arşın altında gölgelenecekti. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de o arşın altında gölgelenecek olan Allah'ın özel misafirlerinden eylesin. Amin.